Otlar Tayfa kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir Red Dead Redemption 2 bölümüyle beraberiz. Evet, kampımızı kapattık. Şimdi göreve doğru gidelim. Evet, önümüzde neler var bakalım. Şurada, burada ne var ya? John buraya mı gitti abi? John Marston. Dutch, sana ve John'a Bill'le beraber çaldığın patlayıcıyı kullanarak köprüyü havada uçurmasını söyledi. Evet, John tek başına kalmaması için oraya gidiyoruz. Şimdi yakın zamanda buradan ayrılma fikrimiz var, biliyorsunuz. Oyunun yaklaşık %45-%50'sini bitirdik. Yaklaşık ana görevlerde oyunun %80'ini kapsıyor demiştik. %30'luk bir bölümümüz kaldı. Buradan gidebileceğimizi kısa zamanda ben pek sanmıyorum ama bu oyun gerçekten sürprizlerle dolu. Ne olacağı belli değil. Bir de bizim yaşadığımız bir hastalık var. Çok da ciddi bir hastalık. Bununla ilgili de doktor çok ümit verici konuşmadı. Bununla ilgili şöyle müsait bir zamanda tekrardan bir doktora görünmek istiyorum. Bununla ilgili bir ilaç var mıdır? Ya varsa da o yolu denemek istiyorum açıkçası. Çünkü Arthur'un daha yapacak işleri var. Özellikle Dutch ve abi böyle birini görünce kıllanıyorum ben. Özellikle Dutch yanında Mike olduğu zaman tanınmaz hale geliyor. Yani verdiği kararlar, bazı çatışma anlarında aldığı kararlar, ne bileyim işte John'u mesela yalnız bırakması. Bilmiyorum yani Dutch'ın da çok sağlıklı kararlar verdiğine İnanmıyorum bu aralar. O yüzden eğer oyunda bir kırılma anı yaşarsak bir yerden sonra kendi başımıza hareket etme gibi bir durum söz konusu olabilir belki. Yani bu benim öngörüm sadece. Oyunu bilmediğim için devamını bilmiyorum yani. Hikaye nereye götürecek bizi bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber deneyimliyorum. Ama şimdilik öngörülerim bunlar. John'u bir oyunun başında kurtardık. Bir de şimdi kurtardık. Ciddi manada kurtardık yani. Ölümden kurtarmış olduk. Bak burası tam tuzaklık bir yer. Neyse zaten seninle işim yok. John'la bir bağımız oluşuyor yani yavaş yavaş. Aslında Arthur John'u çok sevmiyormuş gibi davranıyor ama John her seferinde bunu da yüzümüze vuruyor. Ve her seferinde de bize teşekkür ediyor. John'u bu kadar kurtarmamızın bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Yani bizim eğer böyle bir yol ayrımına falan gidersek John bizden yana bir tavır sakinebilir. Bu arada New Hanover'a geldik. $246 başımıza ödül konmuş burada. Ödül avcıları için iyi bir para. O yüzden burada tetikte gezmemiz lazım. Bak o bir baktı bize bir herif. Evet. Don buralarda bir yerlerde olmalı. Ha burada. Selamünaleyküm. Arthur, how you doing? Nervous? But I've been nervous for a while. Çıkmaz köprü. Feel like I just don't know Dutch no more. Ha, aynı şeyleri söylüyor. And this plan to get us out, it just feels, I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge. We all do bad things, but he seems to enjoy it now.
Evet. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? What reason you got to stick around? Aynen öyle. Hadi bizim gene bir şeyimiz yok. Senin karın ve çocuğun var abi. No way out of any of this. What about loyalty? That's long been broken. But what are you gonna do? Gotta see this through. Try and make some of it right. There was a code we had. Gotta still mean something. Sure. I know, but listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah. Come on. Help me with the rest of this. Biraz önce anlattığım düşüncelerle neredeyse birebir eşleşen bir konuşma oldu. Ama Morgan'ın John'a verdiği bu akıl da bir garibime gitti. Evet, yani aslında mantıklı. Kolu aşağı iterken bak, hız kaybetmeni kaldırırken bırak diyor. More chaos. I mean, we're about to blow up a bridge for Christ's sake. All right, stop. Here's good. We sure got a lot of this stuff. We'll need it. I'll climb down there. You lower the crates. All right. Let me know when you're ready. Got it. Ready when you are. I'm at the bottom of the ladder here to your left. That's the spot. Lower it from there. Oğlum çok tehlikeli iş yapıyorsunuz. Okay, start lowering it down. All right, take it slow. That's not something we want to drop. That's it. Nearly there. Okay, good. Grab the other one. Biraz da acele edelim ki tren meren gelirse. Onu da aynı yere mi götüreceğiz? Müzik böyle bir gerginlik yaratıyor ya. O ara diyorum herhalde bir şey olacak. Yavaş yavaş aşağıya bakıyorum. Güzel. Tamam. Merdivenden aşağı inelim. Okay. Grab yourself a bundle from the box. The bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. I sure hope this is enough to blow it. These are mining charges. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Biraz daha dinamit alalım. Bunu da buraya yerleştirelim. Yalnız bayağı sağlam bir patlama olur ha. Buradaki kirişe yerleştireceğim.
Tamam oğlum. Gerginlik yaratma. Yavaş yavaş yapıyoruz işte. Sanki trenin ne zaman geleceğini biliyor musun? Tamam. Ha bak. Geliyor. Niye dön? Derzine dön. Oo, koş 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 koş. Ah. Hadi. Allah Allah. Niye ittiremedik ki onu biz? İtiyorum. Lan kıl payı kurtulduk bu sefer. Yani bıraksaydık onu da hiç gitmeseydik. Trenden sonra çıkardık. Ben de. I think the line held. You want the honors? Sure. Hadi bakalım. Evet. Güzel bir patlama oldu. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? Tam tersi, ben düşünmüyorum. Dikkatleri tamamen bize çekeceğini düşünüyorum. Tell the truth. I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that caused. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. That's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. Arkana bile bakma. I'll think about it. You know, I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For a silly idea. It don't even exist. How you mean? You know just what I mean. You need cash. You got a family. I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. Hmm. We'll find out just who and what we should be loyal to. Güzel. I don't know, Arthur. Nor do I. But I am starting to see things clearly now. I ain't being taken for a fool no more. Evet. Now get out of here. Bizim de buradan gitmemiz lazım. Dedim mi Arthur? Nefes darlığı çekiyorum. Bu arada şu an kontrol bende değil.
Oyun daha kendini salmadı. Neyi bekliyoruz acaba? Burada bir şey mi bekliyoruz? Evet. Kendime gelmeyi bekledim sanırım. Görevi tamamladık. Şimdi bakalım yakınlarda neyimiz var bizim? Şu an Annesburg'da Peder Svensson. Kim? Strauss. Seninle konuşması gerek. Gidelim bakalım şu pederin yanına. Bu parayla alakalı şeyi ben ilk defa duyuyorum. Yani John'un, Abigail'in daha doğrusu, Dutch'ın belli bir parayı sakladığını, paranın nerede olduğunu biliyormuş. Bizim madem bu kadar büyük bir paramız varsa buradan niye gitmiyoruz onu anlamış değilim. Dutch her zamanki gibi kendi planlarını kendi kafasında tutuyor ve bizi kullanıyor mu yoksa gerçekten düşünüyor mu bunu anlamak biraz zor. Bunu zamanla göreceğiz. Ama bildiğim bir şey var ki şu anda görünen Arthur'un durumu çok iyi değil. Görev esnasında böyle bir şehirlere gittiğimiz zaman doktora bir uğramak lazım. Bu arada saç sakal işine daha girelim. Sakallar falan bayağı büyüdü. Yazın biraz sıcak havada bunaltıcı olabilir. Evet, biz şimdi Annesburg'a doğru devam edelim. Yolumuz çok uzun mu Annesburg'a? Yok, çok değil. Bir arada şu hızlı seyahati deneyeceğim. Böyle uzak bir yer olduğu zaman. Hatta uzak bir yola gerek yok ya. Şurada bir deneyelim mi abi? Burada kamp yapabiliyor muyuz mesela? Deneyelim bakalım. Hızlı seyahat. Annesburg. Çünkü biz bütün şeylere at sürerek gidiyoruz. Evet, bakalım ne kadar yakına getiriyor. Güzel abi, bu uzak şeylerde yollarda gayet güzel bizim için. Kamp kurup hızlı seyahat yapıp böyle gelebiliriz. Evet. Bu arada biz burada ölü ya da diri aranıyoruz. Nerede bizim görev yerimiz? Oğlum Annesburg nerede? Görev yeri nerede ya? Tüh. Neyse. Denemiş olduk. Best Travel'ı. Buradan yukarı gösteriyor. Mine Interest. Buradaki tipler de hep kaçakçıya benziyor anasını satayım. Bu arada atımıza yine uygun bir zamanda bakım yapmamız lazım.
Yolda giden bir at arabası var. Bir dur bakayım orada. İspanyolca mı? Allah Allah. Bu armadan sonra hiç İspanyolca duymamıştım. Neyse. Şu an yabancılara yardım etmekten çok uzağız abi. Şu an tamamen kendi başımızın çaresine bakmakla meşgulüz. Şu pederin yanına bir gidelim. Merak ettim, bu peder bizden ne istiyor? Önce şu yatacağım yere doğru bir gideyim. Orada bir mektup var sanırım. De şu sakalları tıraş edeceğim. Evet, bir mektup var. Hayır abi, bu değil. İncele, mektup var. Dear sir, Penelope mu? Bir zamanlar bu aya bana karşı çok naklinsiniz ve defa bana acı veriyor. Siz hiçbir yerine kıyık olabileceğim başka kimse yok. Tabii ki sıkıntılarını karşımca mertçe vereceğim. Ailem birazcık kızdı ve benim yanımda. Sanki onların mutlak ahlaksızlık, iğrenç bir sürü sürekli sarhoşluklar onları yeterince utandırmamış gibi. I must escape. Son gerekiyor. Ama burada tutuklu kaldım. Yardım eder misiniz? Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all is stood for. Thankfully, hiçbir şey neyse ki yok artık. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Evet. Kim olduğunu hatırladınız mı? Penelope Braithwaite, çöp çatanlık yaptığımız sıra tanıştığımız Bruno'nun kız arkadaşı. Bütün sakallar diyelim. Şimdi neredeydi bura bunların yeri? Abi yuh. Penelope Braithwaite. Hızlı fast travel varsa Rhodes'e gidelim abi buradan. Neredeydi bu fast travel işi? Şurada mıydı, bir dakika. Biz kampı çünkü geliştirmiştik. Evet. Rhodes. Bak bu işi sevdim abi. Gidelim, hep maddi işlere önem vermeyelim. Birazcık da manevi işlere. Gerçi karşılığını alırsınız demişti ama. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle fast travel okey. Hani çok uzak mesafelerde ama kısa mesafelerde yine yoldan gidelim. Çünkü yolda yaşadığımız maceralar da çok ilgi çekici ve hoşuma da gidiyor yani. Buraları atlayabiliyor muyuz peki? Yok. Bu arada hızlı seyahati yapmanız için kamptaki bazı şeyleri geliştirmeniz gerekiyordu. Ondan sonra açıldı. Daha önceden yoktu böyle bir şey. Neye gidip bu Bank of Rhodes'i soymuştuk biz. Buraya kadar gelmişken hemen bir saniye. Burada da ne çok soru işareti var arkadaş. Burada terzi yok. Tamam. Biz
Görevimize gidiyoruz abi. Oyalanmıyoruz burada. Yanlış mı döndük? Yok, doğru döndük. Odes'ten çıkıyoruz. Burası yakın mesafe diye buraya kadar geldim. Buradan Penelope'nin yanına gidebiliriz. En azından yolu bayağı bir kısaltmış oluyor bu şekilde. Yani buradan şunu anlıyoruz. Oyun ilerledikten sonra böyle bir özellik açıldığına göre çok çok daha, bu arada şu atımızı bir fırçalayalım, çok çok daha ilerlere seyahat edeceğiz demektir. Atımızın da gönlünü yaptık. Acaba at bağlılık seviyem kaçta ya? En son 3'ü hatırlıyorum ama. Mesela ıslık çalma menzilim falan bayağı bir genişledi. E'ye gidi. Braithwaite'lerin malikanesi. Burayı hatırlıyor musunuz? Arma duman etmiştik. Böyle 6-7 kişiyle gelmiştik. Buradaki malikaneyi alan etmiştik. Zaten baksana, yıkılmış mı burası? Aynen. Yakmıştık burayı ya. İyi gidi. Neyse, şu Penelope'ye yardım edelim. Buradan sanırım peşime geliyorlar ama sıkıntı yok, gelebilirler. Şu Penelope'ye bir bakalım. Oh, oh, you came. You came. You finally came. Lan sen de beni mi bekliyordun? Lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bose. Well, you met them. They're animals. Not even animals. Monsters. Monsters. Ben de farklı biri sayılmam. Powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo'll be waiting. Bo. Why couldn't he come and rescue you? Yani o niye gelip seni kurtarmıyor? If he saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both. I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on. Let's go. Of course. Yani böyle kolay buradan çıkabilir miyiz bilmiyorum. O yüzden silahımı hazır ediyorum. Burada mutlaka birileri önümüzü keser. He goes to there every day he can, makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. If he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They watch me so carefully. Oha, mitingden beri görüşmüyor musunuz ya? Ne kadar zaman oldu? Vallahi ben sizin ailenizin yarısından çoğunu yok ettim zaten. Evet, çok fazla kan döküldü. Onları da biz yaptık. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. Something good has to come out of this awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us. Plenty before you have. Plenty will again. But yeah.
far as it goes, get out, don't look back, make something decent of your lives. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Tren neden bineceğim sizinle? Yakışıklı, ne haber? Hop, arada beni götürüyordun. Arada beni kucaklıyordu. Hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Sir. Buradayım. Some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? We can't change. Oğlum, biletlerini de mi ben alacağım ya? Thank you. We'll meet you on the platform. Vay anasını ya. Can I have 3 tickets to Saint Denis, please, sir? Of course. Biletlerini de ben alıyorum ya. Vay anasını ya. Hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Not terribly. Good to see you. Ne oldu? Excuse me, Alden. Ne oluyor lan? Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn. You want to come back here without giving you a whipping? Oğlum, bak, benim şapkamı düşürünce ben çok sinirleniyorum. Oğlum, tek tek gelecek misiniz yoksa? Geliyorum. Abi, trene bin, trene. Şapkamı da aldım. Bu arada benim atım burada kaldı ya, siyah inci. Used to say things were better the way they were when he could rape and kill with impunity and he didn't have to work a day in his life. Both our families, there's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Well, how the life. Bu arada atlılar var. Oh my lord. Oh, silahlı bunlar. I think it's my second cousin. Hayda. Goddamn cousins. I think they found out about the jewels. Alright, keep your heads down. I'll deal with this. Jewels? I knew you had some damn jewels. Just have all the jewels in the state. Oğlum, sen hala ölmedin mi? O kadar da hızlı geliyor ya. Atın da geliyor bu arada. Lan! Bunlar bayağı azaldı. Düştü o salak.
Siyah inci de koşa koşa geliyor. Var burada. Look. Is that the driver? He's abandoning us. Sen niye durdun lan? Take a look up front. What will you do? I'll figure it out. Damn it, you did run. Remind me to rob you. Treni ben mi süreceğim ya? Şimdi treni sürerken birileri gelirse nasıl atış edeceğim? Oo, zevkliymiş. Yine bu Cornwall'ın mı? Yok. En uzak kameradan bakayım şöyle. Ulan aşk için nelere yapıyorum ya. Oha bunlar ne böyle? Yoluma çıkmasınlar. Bizon gibi ne lan bunlar böyle? Amma duman yaktı. Kaçak mazot mu kullanıyor, kömür mü kullanıyor belli değil. Büyük ihtimal treni süren makinist bunların kayınçosuydu. Bıraktı gitti treni. Ya da vurdular mı, ne yaptılar onu. Bu arada bizim at arkadan geliyor. Abi kokumu bile alıp geliyor ya. Ne kadar sadık bir hayvan. Sanırım burası istasyondur inşallah. Yo, daha var herhalde. Sentenin kasabasına bayağı var ama biz ilk durakta inecektik ki ya. Bura değil. Uyanın onlar. Yalnız güzel kasabaymış. Ya ben umuyorum ki bu trenin önünü kesecekler. Veya bir köprüne köprüde bir pusu atacaklar. Bana öyle geliyor. Tam bura bizim yok değil, hayır. O sağlam köprü. Rick Station. Evet, istasyona geliyoruz. Çok güzel. Why have we stopped? It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. Ben de bilmiyordum aynen. If I'm honest, it was kind of fun. Bence de. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives. Büyük akrabanı öldürdü aynen. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. Ay. Kabul et ya, ikram geri çevrilmez. Thank you. Now, let's get you off to Boston before any more your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah.
This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. Hmm? On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. Holy. Hadi güle güle. Gönülleri de yaptık. Onur kazandık. Bakalım burada bize mektup var mı? Welcome, welcome. Ödülü öde. Y'all right there, sir? Yes. Bakayım. Been some grip going around here. And I just thought, ödemiyorum ya, vazgeçtim. You know what? Never mind. What can I do for you? Hiçbir şey. You must have done some real trouble to acquire this kind of property. Neredeyim ben? Rig Station'dayım. Bunlar Saint Denis'e gidecekler. Annesburg'da. Tamam biz abi gene hızlı bir fast travel yapalım. Oğlum şu silah seslerini benden uzak tutun ya. Şurada kamp yapabiliyor muyuz? Issız yer diyor. Gel bakalım koçum. Gelin şöyle ıssız bir yere. Bir dakika, olay var. Bunların hepsini... Ganimet avcıları, bunlarda iyi para vardı. Öbürü de nerede? Öbürü de burada. Neredesin lan sen? Cesetlerin yanına bir gidip bakalım üstlerinde neler var neler yok. Hazineden falan bahsetti. Ne 3 dolar mı? Diğerini nerede vurdum ben? Diğeri de şuradaydı. Sen mi vaat etmiştin yüksek parayı? 3 doları varmış. Şimdi şöyle bir bizle çıkalım abi. Şurada bir kamp kuralım. Fast travel yapalım buradan. Annesburg'a gidip oradan kampa gideceğiz sektörden. Evet.
Bu arada gün de değişiyor. Yani akşamdı, gündüze döndü. Zaten bu oyunun gün ve mevsim döngüsü bayağı iyi. Tamam, Annesburg'dan bizim kampa gitmek yakın. Buradan kampa hemen gideriz. Festival'dan sonra hemen map'e tıklamayın abi. Tıklayınca bir küçük bug gibi bir şey oluyor. Evet, şimdi gidelim bakalım. Annesburg da bir sahil kasabası gibi, liman kasabası gibi. Problemim mi var diyor. Problem yaratabilir misin sen bana? Ne problemim olacak ya? Sanki at şey anasını satayım. İlk defa mı görüyorsunuz atlı adam? Adam gördün mü abi, silahımı çekerim. Allah mıhlarım yani. Bu arada üzerimde ne eşyaları var? Bundan 3 tane var. Kuvvetli yılan ya. Şundan bir tane içeyim. Keskin gözümü doldurayım abi. Fulleyim. Olun olmaz. Çatışmaya falan girecek olursak full olsun. Şimdi biraz önce kampa döndüğümüzde mektubu okuyunca Penelope'nin yardımına gittik. Bunu hallettik. Şimdi bir de Swanson'la görüşelim, pederle. Aha. Başka var mı? Buralarda çatışmaya girmek çok tehlikelidir diyor ama yapacak bir şey yok abi, adamı asmışlar. Onların da sonu. Sen silah seslerini duymadın mı? Xavier. Kampımızda bu kadar nüfus var mı bizim ya? Bunların 2-3 tanesi bizim at. Bu arada şu golden renkli at Seydin'in de herhalde. Altın benekli. 6'ya 5. Bu da güzelmiş. Bu at Dutch'ın mıydı? Kont Albino. Maşallah. Neyse. Benim atım hepsinden güzel abi. Boşver. Bu arada Dutch'tan da haber yok. Etrafta yok yani. How you feeling about Molly? I'm feeling she got exactly what she deserved. I don't like the sound of this. All I'm saying, Reverend, we meet there. You okay, Mr. Morgan? Değilim. I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, evet. Very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. Dutch piyasada yok dedim, şimdi piyasaya çıktı. New York? We are gonna go to New York. Now they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion. Abi kargaşa çıkarıp nasıl? And one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Evet.
Are you feeling all right, Arthur? Değilim. Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. Mm-hmm. Kızılderili değil mi bunlar? I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flash. Can Kartal. Great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Ya bırakın gitsin, tek başına halletsin Dutch bir işte ya. We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding armor to the list. Bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. Hadi bakalım. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be... Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. Zaten bu albay ismini duyunca bir Dutch şey yaptı. His regiment take pleasure of persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform. Dutch'ın bu konuyla alakalı bence yardımseverlikten ötürü değil, başka bir planı var. Neyse, öğreneceğiz. This ends today. You have my word on that. Taş kafasına göre sözler veriyor. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. Evet. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians could be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Dedim abi, bunun başka bir planı var diye. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government's far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more scold. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we are close, Arthur. That bridge we just blew, the army has a contract with the railroad. It was all in those papers Micah found. They'll have to send more money and supplies. I have a plan. You just have to trust me. There's Peta. His men, like I said, they'll help us. I got the canoes.
The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. Etlerim bakalım. All right. Let's head out. Biz tabii yine kürek çeken pozisyonundayız. Oyunun amelesi. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor and float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Oğlum bir sürü adam var. İyi de nasıl yapacağım ki onu? Kimseyi öldürmemeye çalış. Bunlar da bir garip ya. Şey öldürmeden oluyor mu bunu? Çapayı nereden çözeceğiz abi? Şapkamı almam lazım. Gidiyoruz. Bence de. Atla abi. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Atla yazdığı için sahneye atladım. Ben bottan aşağıya atla olarak algılayıp atlardan birine binmek için E tuşuna bas. Hadi. Hadi oğlum, hadi siz de gelin hep beraber. Değişik güzel atlar varmış. Demek ki atlar bu olmuyor abi. Bunu da bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Güzel bir at bu ya. Well, he is a wise man, but will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we going to wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe.
Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Your father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Ya arkadaş ya. Sure. Tamam ederim. I'll speak with him. You head on back to camp. Check on the others. Dutch's behavior. It's... I understand. Thank you, Arthur. Evet. Onurumuz arttı ama sinir katsayımız da arttı. İşler bayağı bir sarpa sarmaya başladı ya burada. Şimdi bizim olayımız bayağı bir karıştı. Seyid'in yanına gitmem lazım. Saint Denis'e. Neydi bu? Uçan yağan yağmur muydu? Neydi bu? Yağan yağmur muydu? Aynen. Onunla görüşmem lazım. Yağan yağmur da burada mı? Yağan yağmurla konuşmak için Charles ile anlaştım. Bunu şimdi yapmam lazım ha. Neyse. O da bir sonraki göreve kalsın. Evet, güzel bir bölüm oldu yine. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde önce yağan yağmurla gidip görüşürüz. Ondan sonra da Seyd'in yanına gideriz. Bu Colmo Driscoll'un herhalde asılma meselesi varmış. Onun takibi için. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşça kalın.